Merhaba sevgili dostlar, Para Vadis YouTube kanalına hoş geldiniz. Sizlerle yeni bir airdrop videosu ile karşınızdayız. Bugün 1, 2, 3, 4 video çekmişim. Pardon, bugün kaç video çektik bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 video çekmişiz. 7. videoya gidiyoruz. 7. videoyu çekiyoruz bugün. Artık videoyu beğenip altına bir yorum yazarsınız herhalde. Evet, düzenli olarak airdropları ve ön satışları YouTube kanalımızda paylaşıyoruz fark ederseniz. Airdroplar neydi? Bir tane form var, o formu dolduruyorsunuz. Sosyal medya görevlerini yapıyorsunuz. O sosyal medya görevlerinden size çıkarsa çekilişe katılıyorsunuz. Bugün anlatacağım proje GTO borsasından hem airdrop hem de yatırım yaparak, böyle ön satış tadı demeyelim de böyle biraz yatırım yaparak bedava token kazanma gibi birkaç tane seçeneği var. Bunlardan hangisini yapmak istiyorsanız onlara göre detaylı şekilde anlatırız. Yine bizim biliyorsunuz her pazartesiden pazartesiye çekilişimiz var. Bu pazartesi de ki videomuz bu sevgili dostlar, beğeneceksiniz. Altına bir tane yorum yazacaksınız. Önümüzdeki pazartesi çekilişini yapacağız. Her pazartesiden pazartesi hem yeni video çekiyoruz hem de bir çekiliş videosu yayınlıyoruz sevgili dostlar. Evet, projemiz GT borsası üzerinden airdrop yapılacak. Burada GT borsasına üye değilseniz eğer, şuradaki %40 komisyon indirimi linke tıklayıp üye olabilirsiniz. Yine burada GTO borsası nasıl üye olunur, nasıl KYC doğrulaması yapılır ve benzeri tüm işlemleri de buradan ne yapabilirsiniz? Takip edebilirsiniz sevgili dostlar. Evet, bu şekilde de ne yapabilirsiniz? GTO borsasına da üyelik açabilirsiniz. Şimdi önce projeden bahsedeceğim. Sonra nasıl şey yaparız siz söyleyin. Nasıl katılırız onlara anlatacağım. Şimdi şu sayfaları şöyle tek tek yan sayfada açayım. Projemizin ismi Player Moons projesi. Şöyle açayım istiyorsanız, Twitter adresinden göstereyim. Şöyle gelelim. Bir Metaverse projesi, NFT'lerle ilgili proje. Şöyle bir oyun projesi. Daha önce ben bunu YouTube kanalımda anlattım bu projeyi. Bir Metaverse projesi. Böyle karakterler var. O karakterleri ne yapıyorsunuz? Seçiyorsunuz. Sonra bunları savaştırıyorsunuz. Ne kadar çok savaş kazanırsanız o kadar çok item ve sandığa sahip oluyorsunuz. O sandıkları da ne yapıyorsunuz? Kendi marketinden satıyorsunuz. Pokemon cinsinde bir oyun. Biraz Metaverse cinsinde bir oyun. Burada dediğiniz, gördüğünüz gibi GTO borsasında available olacak bir, yani GTO borsasında satılacak bir token. Burada Windows versiyonu ve Android versiyonlarını indirebilip deneyebilirsiniz. Şurada Pokemon Player Moon APK'lerini indirip deneyebilirsiniz oyunu. Yani oyun çıkmış, beta sürümü şu an ne yapabiliyorsunuz? Oynayabiliyorsunuz. Buradan MetaMask cüzdanınızı bağlayıp işte oyunlarla ilgili itemleri falan alabiliyorsunuz. Ben oyun böyle hoş bir oyun ama dediğim gibi yeni projelerde her zaman ne yapmak lazım? Yine temkinli olmak lazım. En kötü ihtimal oyunu oynarsınız. Hoşunuza giderse değerlendirebilirsiniz. Yoksa dediğim gibi herhangi bir kötülüğünü görmedik. Ama dediğimiz gibi her zaman bunu biz uyarı halinde söylememiz lazım. Yeni projenin yüksek risk içerdiğini. Evet. Şimdi aşağıya GTO borsası, şöyle bir link bırakacağım ben. Bu linkin devamında bir, yine bizim her zaman doldurduğumuz, neyimiz var? Bir sosyal medya görevleri var. Yarışma süresi 11 Ocak'ta bitiyor sevgili dostlar. UTC olarak. İki tane ödülümüz var. Birkaç tane ödülümüz var. Birkaç tane katılma seçeneğimiz var. Öncelikle PYM token, yani bu projenin tokenını alıp satarsanız, bir daha bir bakayım. Evet, alıp satarsanız birinciye 14.290, ikinciye 11.910, üçüncüye 9.530 PYM vereceklermiş. Birinci etkinlik bu. Yani PYM token'ı alacaksın, satacaksın, hacim yapacaksın. En çok hacim yapan 200 kullanıcıya ortalama şu kadarlık token'ı dağıtacaklarmış sevgili dostlar. Sırası bu şekilde.
ilk 600 kişiye de ilk 600 kişiye de siz diyelim ki PYM token yatırdınız. İlk 600 kişiye de PYM token yatırırsanız, yani şuradaki depozito PYM'den buradan token ya PYM token yatırırsanız, şöyle PYM Playmore token yatırırsanız, bu arada PYM token'ın fiyatını kaç paraymış ona bakalım. Şu an şu fiyatta hangi borsalarda varmış? Yine GTO borsasında var. Buradan katılırsanız ne olurmuş? Size ilk 600 yatırıma yaklaşık ne veriyormuş? Yine ödül veriyormuş. Yani 400 dolarlık yatırım yapmanız gerekiyormuş. 400 dolarlık PYM token yatırırsanız yine 59.530 adet PYM token'ı ne yapacak? Size eş zamanlı olarak dağıtacak. Arkadaşlarınızı GTO borsasına davet ederseniz yaklaşık olarak size 10 dolara yakın PYM token verecekmiş. Bu da 39.690 dolar civarında bir neymiş, linkmiş. Ben bu linklerin hepsini aşağıda bırakacağım size. Biz yine Twitter ile ilgili bir paylaşım yaparsanız, Twitter ile ilgili de o paylaşımda ödül kazanabilir misiniz? Şimdi zaten şu formu dolduracağız. Bu form bizim çoğu işimizi görecek. O yüzden ben lafı fazla uzatmadan şey yapacağım. Lafı fazla uzatmadan hemen seçenekleri göstereceğim. Öncelikle şu görevleri yapacağız. GDU Username ve GDU Username istiyor bizden. GDU Username ve GDU Username'i şöyle tıklarsak, şurası bizim Username'imiz. Şöyle nereye gitti o form? Evet. Şöyle GDU Username'imiz de e-mailimiz, Username'imiz de zaten hangisi mail adresimizi istiyor büyük ihtimal. Şurada username yazıyor. Şöyle kopyalayacağız bunu. Evet, şöyle geleceğiz. Tamam, şimdi ne yapacağız? Save diyeceğiz bunu. Save dedikten sonra buradan follow diyeceğiz. Follow diyeceğiz. Follow dedikten sonra continue diyeceğiz. Görevi yapacağız. Yine Playmus'u takip edeceğiz. Playmus'u takip ettikten sonra ne yapacağız? Tekrar buradan continue diyeceğiz. Bir retweet olayı var. O retweet olayı var. Onu yapacağız. Şöyle gelelim. Evet, şöyle buradan retweet yazdık sevgili dostlar. Daha sonra ne yapacağız? Buna da continue diyeceğiz. Evet. Ve bir ton görev açıyor. Bu görevlerden hangilerini yaparsanız size o kadar çok ne yapacak? Yine çekiliş hakkı verecek. İşte Facebook adresini ziyaret et, onu ziyaret et, bunu ziyaret et. Bunları yaptığınız sürece de ben yaptım ettim diyeceksiniz şöyle. İşte bunu kontüne, işte Medium adresini takip et kontüne. Demin zaten APP'yi indir demiştik hatırlarsanız kontüne. Onlara geçelim. O sorular, soru hesaplarını ister yapabilirsiniz, yapmazsınız. Yani ne kadar çok görev yaparsanız, burada ne kadar çok görev yaparsanız onları size ne yapacak? Daha çok puan halinde verecek. Ben şimdi hızlı hızlı yapabileceklerimi göstereyim hızlı hızlı size. Evet, şöyle hızlı hızlı kolayca yapabileceğiniz şekilde şöyle para havadis yazalım. İşte GTO'nun Kore hesabını takip et. GTO'nun Çin hesabını takip et. Ivır zıvır hesabını takip et. Telegram hesaplarını takip et. Şuradan cüzdan wallet şeyi wallet io şey GTO'nun desteklediği bir cüzdan, ona da bakabilirsiniz müsait bir zamanda isterseniz. Şöyle join grup dilerim. Evet, yine buradan Rusya hesabını takip edebilirsiniz. Burada follow deyip tekrar buradan continue deyip yine BK hesaplarını takip edebilirsiniz. LinkedIn hesabını takip edebilirsiniz. Buradan evet, buradan continue diyelim. Yine şu firmada herhalde şeydi, DeFi projesiydi. Onu takip edin. Yani yaptıkça yapacağız arkadaşlar. Ne kadar çok yaparsanız o kadar çok size ne yapar? Görev verir. Evet.
Şimdi bu linklerini ben hepsini aşağıya bırakacağım. Bakın ben 32 tane yaptım. 6 tane de günümüz var. KYC doğrulamasını require koşmuş. Gördünüz mü? KYC doğrulamasını yapmanız lazım. KYC doğrulamanızı yapmazsanız eğer, yani GTO borsasına üye olmak yetmiyor, KYC doğrulamanızı da yapmanız gerekiyor. KYC doğrulamanızı yaparsanız eğer geçerli oluyormuş. Ona da bir değinelim. Kurallara bir okuyalım bakalım. İzleme hacmi, tüm yöneticiler formunu etkinlik süresiz sonunca KYC doğrulamasını yapmaları gerekmektedir. Evet. KYC doğrulamasını yapmamız gerekiyor sevgili dostlar. KYC doğrulaması yapmadan bitmiyor. Şimdi biz neye katıldık? Biz 4 numaraya katıldık değil mi? 4 numaraya katıldık. Şöyle de bir form var. Bu formu da doldurmanız lazım. Bu formun linkini de aşağıya bırakacağım. Ben hani doldurduğumuz form 4 numaralı form arkadaşlar. Veya siz hepsini de ben yapabileceğim diyebilirsiniz. Yani hangisini yapmak istiyorsanız. Demin söylediğim gibi burada 3 ve 4'ü işaretleyebiliriz. 1 ve 2 para yatırma ve para çekme ile ilgili. Biz ve 3 ve 4'ü yapmış olacağız. Şöyle gönder dediğimizde de hemen bize şöyle bir şey verecek. Evet şöyle. Evet, başvurumuzu aldı. Bu şekilde de ne yapmış? Başvurumuzu yapmış olduk sevgili dostlar. Dediğim gibi diğer görevleri de yapabilirsiniz. Ona göre de ne yapabilirsiniz? Takip edebilirsiniz. Kazanırsanız cüzdanınız otomatik olarak ne gönderecek? PYM diye bir bölüm açacak. Oradan size PYM token gönderecek sevgili dostlar. Aklınıza takılan bir şey varsa videonun altında sorabilirsiniz. Video hoşunuza gittiyse ve daha çok paylaşım için videoyu beğenebilir, nokta dahi olsa yorum yapabilir ve bizi arkadaşlarınıza tavsiye edebilirsiniz. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.